Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, geçen yıl 1500 Türk lirası olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2500'ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun meclisteki görüşmeleri sırasında 3500 liraya yükseldi. Normal emekli aylığı %42,35 oranında artırıldığında, 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1,7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3,7 milyar lira olacağı hesaplanıyor. Normalde en düşük aylık 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 2041 lira, esnaf bağkurlularda 2399 lira, tarım bağkurlularda ise 2262 lira düzeyinde bulunuyor. Bu tutarlar %42,35 oranında artırıldığında sırasıyla 2905, 3415 ve 3219 liraya çıkacak. Aradaki fark hazine tarafından karşılanarak 3500 liraya tamamlanacak. 2000 öncesi Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinde 3293 lira olan en düşük emekli aylığı ise 4687 lira olacak. Yılın ilk yarısında Sosyal Sigortalar Kurumu VEBA, kur emekli aylıklarına %25,47, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise %30,95 oranında artış yapıldı. Temmuz ayında yapılanla birlikte yıllık artış Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinde %78,62, memurlarda ise %85,54 olarak gerçekleşti. Geçen yılın Haziran ayına göre yıllık enflasyon %78,62 olduğundan, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli aylıklarında yapılan artış, tümüyle enflasyon farkından oluşuyor. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise yıllık bazda %85,54 oranında artış yapılmış oldu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.